Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أستعيذ بالله جلالين تفسيرden Bakara suresinin 54. ayeti وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل وإذ geliyordu yukarıdaki ayetlerdik yani özkürnin ma'mulu ve eslayın. Oşanda Musa özünün kavmiga, yani buzaqqa ibadet qilgan kishilarga aytdi ki, ya kavmi, ey kavmim, innakum zalamtum anfusakum. Albatta sizler özlaringizga zulm qildilaringiz. Bittihazikumul ijla. Buzaqni iloh qilib olishliklaringiz bilan ilahan. Buzaqni iloh qilib oldilaringiz. Mana shu najas amal bilan o'zlaringizga zulm qildirasiz. Fatubu ila barikum. Sizlar o'zlaringizning boriylaringizga, ya'ni xoliqukum yaratuvchingizga tavba qilinglar min ibadatihi, o'sha buzoqqa ibodat qilganliklaringiz uchun. Faqtulu anfusakum va o'zlaringizni o'ldiringiz. Ayliyaktur al-bari'u minkum al-mujrima. Yani sizlerdi içlerindeki şirkten pak bugen kişiler mücrimlerini, müşriklerini öldürsün. Zalikum al-qatlu uşa, yani öldürüşlik hayrul lakum inda bari'kum, sizlerine yoktan bar kuluçunun huzuru da uzlaringiz için yakşıdır. Vaffakakum lifi'li zalik. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerine şu nesneye menaşa manı kırıştıkça tavfik verdi, hidayet kıldı ve arsala aleykum sahabeten savda ve sizlerine kara bir bulutunu cönetti. Lealle yübsire ba'dukum ba'da. Bazılarınızı körmesliklerinizi düşün. Feyerhamuh. Körse eğer birbirine merhamet kılıçlığı mümkün. Birbirine rahmet kip karışlığı mümkün. Hatta kutile minkum nahu 70 alfan. Hatta inki sizlerden takriben 70 bin insan öldürüldü. Fetabe aleykum. Allah Teala tavbelerinizi kabul kıldı. Kabile tavbetekum. Tavbelerinizi kabul kıldı. İnnehu huve tavvabur rahim. Elbette o tavbelerini köp kabul kılıcı rahim mehriban zattır. Ve iz kultum ve yine isliler o şendesler ettileriz ki وَقَدْ خَرَجْتُ مَعَ مُوسَى لِتَعْتَذِرُ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ. Sizler buzaqqa ibadet qilganliklaringiz uchun Musa aleyhisselam bilan birgalikda Allah'ın huzuriga uzr etgani bordirasiz. وَسَمِعْتُمْ كَلَامَهُ ve Allah Teala'nın kelamını eşittirasiz. Aytdirasiz ki ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah'a cehraten ayanan. Ey Musa, biz Allah Teala'nı açıkçasıya körgünümüzge kadar senge hiç kaçan iman keltirmeyimiz, işenmeyimiz dediriz. فَاَخَذَتْكُمُوا السَّاعِقَةُ sizlerine saiqa aldı, tuttu, السَّاعِحَةُ قَطَّقْ قِشْكِرِقْ فَمُدْتُمْ وَاَلْدُلَرِنْجِسْ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ve sizler harap duradigan halet dediriz. مَا حَلَّ بِكُمْ sizlerge nazil boyanlarsanı. ثُمَّ بَعَسْنَاكُمْ اَحْيَيْنَاكُمْ كِنْ sizlerine kaytettirildik. Min ba'di mavtukum ölgenlerinizden keyin leallekum teşkurun şayet ki şükür kısalariz ni'metene bizalik sizlerge birgen şu nimetlerimizge şükür kısalariniz deyipti Allah Ta'ala. Mene bu Celalay'ın tefsiriden idi. Yine koşumça tefsir kılıp bu ayetlerini kengirak mükemmerak açamız. Allah Subhanehu ve Ta'ala yukarıdaki ayetlerde evvela Ben İsrail'e hitap kılıp ularga ne'matlarini eslatib o'ziga da'vat qilyapti turgan bo'lsa, ikkinchidan mu'minlarni Alloh subhanahu va taolo ogohlantiryaptiki, Bani Isroilning mana shunday bir holatiga tushib qolmasin.
Ben İsrail'in kıyın hatalarını kılışmasın. Ve Allah Teala üçüncüden bütün insaniyetke hitap kılıp, bana bu büyük ve kıymetli malumatlarını haber veriyordu. Bana bu tarihi vakıya, tarihte bugün nasıl, hiç kim bunu inkar kılamaydı. Kabul kılıçtan başka çaresi yok. Ve Kur'an, tarihi kitaplarının, yani tarihini bayan kıyan kitaplarının en mükemmeli, en büyüğüdür, en doğrusu, en hakikisidir. Mana shu kitobda Alloh taolo ham tarixiy voqealardan xabar beryapti, ham bizga o'tgan ummatlarning xatolarini xabar berishlar shu xadoga tushmaylar deyapti va nasihat qilyapti. Wa iz qala Musa li qaumihi, o'shanda Musa o'zining qavmiga aytdiki, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, ey qavmim sizlar bittihozukumul ijla, buzoqni iloh qilib olishliklaringiz bilan o'zlaringizga zulm qildiradingiz. Musa aleyhisselamning muomalasiga qarang. Buzoqni iloh qilib olgan kishilarga ya qavmi, ey qavmim deyaptilar. Demak, biz payg'ambarlardan axloq o'rganishligimiz kerak. Xatolarning, gunohlarning eng kattasi bo'lgan shirkni va shirk qilganda ham qarang, bir buzoqqa ibodat qilishlik. Buzoqqa ibodat qilishlik bir rasvo, xorlik bir shirkini qilgan insonlarga ya qavmi deb shirin gapiryaptilar. Ey qavmim deyaptilar. Qarang, o'zlariga izofa qilyaptilar. Albatta, u qavmlar pushaymon bo'lishdi, qilgan xatolarini e'tirof qilishdi. Ular gunohlarni isror qilmadi ular. Bu tarafi ham bor. Lekin Musa alayhisalom baribir qarang, shirin gapiryaptilar. Nima uchun biz zamondagi da'vatchilar, insonlarga dinni o'rgatib turganlar shirin gapirib da'vat qilmaydi? Nimaga dinni qiyin ko'rsatadi, dinni og'ir ko'rsatadi? Bir inson agar xato qilsa, bilmasdan bir shirk kufr sodir bo'lsa yoki bilmasdan boshqa harom ishlarni qilib qo'ygan bo'lsa, nimaga ularga qattiq muomala qilishadi? Nimaga uni darrov kofir deydi, mushrik deydi, dindan chiqding deydi? Ularga siz oyat hadislardan tushundirsiz ham gapingizni qabul qilmaydi. Din shu, sizlar dinni jar yumshoq qo'yaryapsizlar, u qilyapsizlar, bu qilyapsizlar degan bahonalar bilan baribir insonlarga qattiq muomala qilib, insonlarni dindan bezor qilishyapti. Lekin Musa alayhisalomning muomalasiga qarang, mana Qur'on bizga xabar beryapti. Alloh aytayapti: "Ya qavmi, ey qavmim" deb Musa alayhisalom shirk keltirgan, buzoqqa ibodat qilgan qavmlarga mana marhamat bilan gapiryaptilar. Albatta, sizlar o'zlaringizga zulm qildilaringiz. Qarang, haqiqatan ular o'ziga zulm qilishdi. Buzoqni o'zlariga iloh qilib olishliklari bilan. Inson bir gunoh qiladigan bo'lsa, hech kimga zulm qilmaydi, faqatgina o'ziga zulm qiladi, xolos. Va zulmlarning eng kattasi shirkdir. Inna shirka la zulmun azim. Albatta, shirk eng ulug' zulmdir. Yuqoridagi oyatlarda aytilgandek, zulm degani bir narsani o'zining yeridan boshqa yerga qo'yishlikdir. Bular qanday qilib o'ziga zulm qilyapti? Allohga qilinishi kerak bo'lgan ibodatni bir buzoqqa qilishyapti. Qarang, o'zlari so'yib yeb qo'yadigan bir hayvonga qilishyapti. Inson agar Allohdan uzoqlashsa, payg'ambardan uzoqlashsa, mana shunday xor holatga tushib qoladi. Bu zamondagi insonlar aytmasin, biz madaniyatda nihoyatda taraqqiyot qildik, juda rivojlanganmiz demasin. Mana bizning zamonda ham molga ibodat qilyapti turganlar borki, mana Hindistonda, Xitoyda. Hindiston va Xitoy ahli ko'ryapsiz, ko'p sohalarda rivojlangan insonlardan hisoblanadi. Ishlab chiqarish, sanoat va boshqa masalalarda. Xususan Xitoy mana butun dunyoni hozir bir tahlikaga qo'yyapti, xavf-xatarga qo'yyapti tijoriy tarafdan. Lekin foyda bermayapti-ku shunchalik bir ustakorliklari, tadbirkorliklari foyda bermayapti. Yana o'sha ahmoqona, johilona holatda toshlariga va hayvonlarga ibodat qilib yashashyapti-ku. Undan battar mushriklar ham bor, itga ibodat qiladigan, mushukka ibodat qiladigan, hatto sichqonga ibodat qiladigan insonlar ham bor. Bizning zamonimizda yashayapti. Shularning ba'zilari professor bo'lgan. Ba'zilari 10 ming dollarlar maosh olishadi, katta fabrikalari bor shularda. Ammo foyda bermayapti-ku. Demak, inson Alloh va Rasuliga qaytishlik kerak, dinini mahkam ushlashlik kerak. Bo'lmasam, har qanday insonni boshiga kelib qolishi mumkin. O'ziga zulm qilib qo'yishligi, Allohga shirk keltirishi mumkin. Alloh taolo buni eslatyapti. Qarang, Bani Isroil buzoqqa ibodat qilgani qachon bo'lyapti? Alloh taolo ularni Fir'avndan qutqarib, dengizni ochgandan keyin. Ikkita katta mo'jizani ko'rdilar. Dengizni ochilganligi, ularni o'zlarini o'tib ketganligi va Fir'avnning g'arq bo'lganligi.
ular Firavnni o'lmaydigan, har narsaga qodir bo'lgan eng katta Rabb, eng katta Xudo deb o'ylashar edi. Lekin shu Firavnni Alloh taolo ular bir tosh otmasa ham halok qilib tashadi. Bu juda katta bir mo'jiza edi. Ular Alloh taolaning bu ne'matlarining muqobilida Allohga ko'p shukr qilib, katta xizmatlar qilish o'rniga ko'p o'tmasdan buzoqqa ibodat qilishdi. Qarang, bunchalik katta ne'matdan keyin qilinib turgan bu zulm, bu gunoh hech bir to'g'ri kelmaydigan, aqlga to'g'ri kelmaydigan, ikkalasini o'rtasini bog'lash imkoni bo'lmagan bir holat. Lekin inson shu, insonning holati shu. Agar unda ilm bo'lmasa, Qur'on hadisni mahkam ushlamasa, Allohning katta mo'jizalarini ko'rib turib, yana bir daniga molparast bo'lib qolishi mumkin. Molga ibodat qilishi mumkin. Fatubu ila barikum. Sizlarni yo'qdan bor qiluvchiga tavba qilinglar dedilar. Qarang, tavba. Har qanday gunohdan tavba qilsa, Alloh taolo tavbani qabul qiladi. Mana biz islom dinimizda nima gunoh qilgan bo'lsa bo'lsin, tavba qilsin, Alloh taolo tavbani qabul qiladi. Shuning uchun Musa alayhisalom Allohning buyrug'i bilan Allohga itoat qilgan holatda Bani Isroilni tavbaga chaqiryaptilar. Bariun yo'qdan bor qiluvchi degani. Xoliq degan kalimadan lug'aviy e'tibordan farqlari bor. Bariun oldin misli bo'lmagan, o'xshashi bo'lmagan narsani yo'qdan bor qiluvchi degani. Xoliq esa mutlaqo yaratuvchi. Sizlarni yo'qdan bor qiluvchi Allohga tavba qilinglar. Musa alayhisalom bu bilan nima demoqchi? Sizlarni yo'qdan bor qildi, sizlarga shuncha ne'matlar berdi. Bunday zotga siz qattiq ibodat qilishingiz kerak edi. Itoatsizlik, isyon qilmasligingiz kerak edi, ammo katta zulmni qilib qo'ydilaringiz. Mayli, endi Alloh kechirsin, Allohga tavba qilinglar. Tavba degani rujuo degani, Allohga qaytinglar. Taqtulu anfusakum va o'zlaringizni o'ldiringlar deyaptilar. Nimaga aytilyapti bu? Bizning dinda, islom dinida bir inson shirk kufr amali qilsa, nima qilish kerak? Tavba qilishlik kerak. Qilgan gunohiga pushaymon bo'lishlik kerak va qaytib hayotining oxirigacha shu badbaxt amalni qilmaslikka azm qilishlik kerak. Bas, shunda uni gunoh kechiriladi. Lekin Musa alayhisalom tavba qilinglar va o'zlaringizni o'ldiringlar deyapti. Qani ikkalasi ham buyruq, ikkalasi ham vojib. Nimaga bundek? Tavrotning hukmi shu. Tavrotda hukm shu edi. Alloh taolo Tavrotda insoniyatga qilgan hukmi shuki, kimki kufr shirk keltiradigan bo'lsa, uni lafziy tavbasi qabul bo'lmaydi. U tavba bilan birgalikda qatl qilinishlik kerak. Tavrotning hukmi shu. Musa alayhisalomning shariatidagi hukm shu. Kimki shirk kufr amalini qilsa, faqatgina tavba qilgani kifoya qilmaydi, o'ldirilishlik kerak, qatl qilinadi. Keyin uni gunohi kechiriladi. Shu qatl bo'lganligi gunohiga kafforat bo'ladi. Bizda masalan, bir mu'min bir mu'minni qasddan o'ldirsa, qisos olinib o'ldiriladi. Shunda mana shu jazo uni gunohiga kafforat bo'ladi. Aynan shunga o'xshab, ular Musa alayhisalomning shariatiga ko'ra hukm shuki, agar kufr shirk keltiradigan bo'lsa, tavba qilishlik bilan birgalikda qatl qilinishlik kerak, shunda kechiriladi. Bo'lmasa ham kechirilmaydi. Shuning uchun zalikum khayrul lakum inda dadikum, shunday qilishlaringiz, ya'ni bir-birlaringizni o'ldirishingiz sizlarni yo'qdan bor qiluvchi Allohning huzurida o'zlaringiz uchun yaxshidir deyaptilar. Gunohlaringiz kechiriladi. Fataba alaykum karim, fataba mozi kelyapti, tavbalaringizni qabul qildi Alloh taolo. Mana shuning uchun biz hammani islomga chaqiramiz. Butun insoniyatni islomga chaqiramizki, islom eng mukammal din, eng go'zal va eng oson din, eng keng din. Biz mana yahudiylarni ham islomga chaqiryapmizki, ey yahudiylar, agar sizlar Musa alayhisalomga iymonda va shu da'voda sodiq bo'lsalaringiz, Tavrotga iymon keltirganman desalaringiz, Musa alayhisalom sizlarga aytgan oxir zamon payg'ambari Muhammad alayhisalom to'g'risida, Tavrot sizlarga xabar bergan Muhammad alayhisalom to'g'risida nimaga qabul qilmayapsizlar? Va ular aslida Musa alayhisalomga kofir bo'lishdi. Tavrotga kofir bo'lishdi. Ular hozir Musa alayhisalomning shariatida emas. Faqat og'izda xolos, da'voda xolos. Lekin shunda ham biz aytamizki, sizlar islomni qabul qilmaslik bilan kofir bo'ldilaringiz va o'zlaringizga o'zlaringiz qiyin qilyapsizlar. Islomni qabul qilsalaringiz, islom shariati sizlarning shariatlaringizdan ko'ra yengil.
Mana agar bilmasdan küfür şirk sodir bo'lsa, islomda tavba qilasiz xolos, Alloh taolo kechiradi sizni. Qaytib kelmaysiz. Ama Musa alayhisalomning shariatiga ko'ra qatl qilinasiz. Va Musa alayhisalomning shariatida zakot 4dan 1 beriladi. 40 ming dollaringiz bo'lsa 10 ming dollar berishingiz kerak. Ama bu İslam şeriatında 40'dan biri verilir. 40 bin dolar olsa 1000 dolar veririz. Ve aldığınızı sahipte alasız. Farzda dahil yapsız. Karın İslam kançalı güzel. Nasraniler gibi şunu etmemiz. Nasraniler gibi etmemiz ki İsa Aleyhisselam'ın şeriatından göre Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı yani hem mükemmel, yani hem güzel, yani hem asan, yani hem king. Keliler yani hem güzel bugün, yani hem mükemmel bugün. Yani hem kim bugün dinge kim eserler mi? Neme ki uzlar göz zulüm kılıyorlar. Hem dünyada hem ahirette uzları göz zulüm kılıyor. Uzları cehennemde otun kılıyorlar. Ama ya da şunu kim çüntürüşlük gerek? Ulardı damlaları, ulardı papazları etmedi ki bu hakikattı. Bu hakikatlerde sözü bize açtığımız gerek. Dünyanın her tarafı gibi alıp, ben Allah'tan internet digen, telefon digen eserleri yarattı. Yüzde oturup bu sayem davet kılın ulardı. Bu hakikatlerde yetkizin. Kaçan geçe Yahud, Nasraniler ve başka insanlar cahil bulup, hakikatten mahrum bulup, hem dünyada hem ahirette peddah buluşadı, uzlarıya zulüm kılışadı. Davet kılın şunu, yetkizin bu hakikatlerini. Uzlarınızı öldürürler diye yaptı Allah-u Teala. Bir de ben bir kavim birbirini öldürüştüğü, uzunu öldürüştüğü kılardı. Hani? Taktulu anfusakum, uzlarınızı öldürürler diye yaptı mı? Demek bir kavim birbirini öldürüştüğü, uzunu öldürüştük. Mesela bir ailede erkeği uğruşken bu sefer düşmanlar ne dedi? Birbirini göşünü yaptıyken. Uzun içinden fitne çıkıptı dedi. Uzun uzun yaptıyken dedi. Yani, hakikaten hem şunluyor ki. Bu yerden bir mesele kep çıkardı ki demek İslami diyarlarda hazır Müslümanlar birbirine uğruşken de ula kursan bu nasıl biz halam milleti öldürüyoruz, halam mezhepti öldürüyoruz demesin. Birbirini öldürüyorlar. Uzun 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 öldürüyoruz. Taktulu anfusakum. Uzun uzun öldürüyoruz. Şunun için Allah-u Teala katilden menkigen ayetlerde uzlarizi öldürmeyeler. Uzlarizi öldürmeyeler de menkigen Allah-u Teala. Başka ayette etti ki bir insan da öldürgen insan gören ki bütün insanlar da öldürgenlik buladı. Şunun için başkanı öldürüştük, ucizi öldürüştüktür, burasadan uzak durayım. Ve hakikaten hem sizi katilizi alıp geledigen derse bu. Cahillerden hem sonra siz burada ki kan tökülse o kan tohtamayacaktır. Sizi bir tersini öldürersiniz, onlar gelip sizi öldürerdi. Şimdi iki de kabile, iki de kavmin ortası da, iki de millet ortası da devamlı bir düşmanlık payda burası. İmam-ı Suyuti şeride tefsir kıldı ki, şirkten pak bögenler, şirk yiltirgenler de öldürüyor. Şurada Musa Aleyhisselam'ın buyruğuyu, ''Unakin bir denege fetâbe aleykum'' Allah-u Teala size tavbelerinizi kabul kıldı diyen gap geliyor. Hani kıskatırılıyor. Demek, ben İsrail itaat kıptıyken. Ben İsrail aslında, Musa Aleyhisselam kigenden ki, ular da şirk kigenliğine haber bergenden ki, pişeyme buluşup, ya Musa bizi keçir. Biz cahillik kıldık, ilimsiz milletimiz. Bu Samiri bizi aldab koydu. Biz işendi günge. Biz şu buzakı ibadet istek, Allah-u Teala bizden hursan buladı buyladık. İşte dengizi bizi açken, firavundan bizi kutkarken, Allah razı buladı buyladık. Hani daim insanlar şirke şimdi hata bulan düşerdi. Azar kabirge ibadet kılı yaptırgenler, ruhya sığını yaptırgenler hem Allah hursan bulandıp kılı yaptı bunu. Allah da gazabı kılandıp kılı yok. Eğer Allah da gazabı kılandıp kılı yaptı kılı yaptı kılı yaptı. Ben İsrail diyeyim Samiri şunu yaptı koydu. Allah sıradan ağzı bulandı. Bilmezsen kıldık. Sen ne mersin hükmüye tenyarımız değişti. Ki Musa Aleyhisselam etti ki eğer tavba kısalarız Tavrat'ın hükmü şu. Tavba kılasınlar ve müşrikler şu buzakı ibadet edenler katıl kılınlandırdılar. Şunu kabul kılıçtı ve birbirini öldürüştükçe tayin buldu. Kılıçlar çıkarıldı. Tafsirlerde geldi ki, katta tafsirlerinde Musa Aleyhisselam etti şirk giltirgenler otursun. Yolda boyunca şunu otursun. Yeriye karagen halette otursun. Ve şirk giltirmeyenler kılıçını çıkardı. Şunlar da kellesini keserdi. Çopardı. Tayin buldu. Hani ben İsrail hemen bir kavim. Hake ülke bunlar. Karındaş. Lekin Allah kebine itaatını karay. Yani bu meselede, ben İsrail mene şu meselede, bu itaatta hazır ki Müslümanlarda milyonlarcasından göre abzal. Hazır ki Müslümanlar Allah diyor ki 1 dolar, 10 dolar, 100 dolar, 1000 dolar bir riske miyiz?
hayotidan bir kun ikki kunni ajratgisi kelmaydi. Bir ikki yil ilm o'qib dinga xizmat qilgisi kelmaydi. Ammo Bani Isroil Allohning rizosi uchun Tavrotga itoat qilgan holatda boshini egib qilichga tutyapti. Va 100 minglarcha odam tayyor bo'lyapti bunga. Qarang. Va hozir ularning itoatini mukammalligini qarang. Ular o'zlari duo qilishdiki, Musa, bizga shunday bir sharoit qilginki, biz Alloh hukmini eng mukammal holatda bajaraylik dedi. Bizga bir bulut jo'natgin. Musa alayhissalom duo qildilar, Alloh taolo bir qora bulut jo'natdi. Nimaga? Sal xira bo'lyapti kun. Sal xira bo'ladiki, haligi insonning holatini yaxshi ko'rmaysiz, marhamatingiz kelmaydi. Bo'lmasam o'zingizni tanishingiz, qo'shningiz, qarindoshingiz, amakingiz o'g'li, tog'ingiz o'g'li, ammangiz o'g'li, shunday qarindoshlar bilan hammasi, Bani Isroil. Va haligi shirk keltirganlar chopiyap turganda ko'ziga qaramayaptiki, rahmi kelib ketmasin deb. Allohning hukmini tatbiq qilib turganda zaiflashib qolishmasin deb yerga qarab turishibdi. Shu bilan bir-birini chopish boshlandi. O'sha shirk keltirganlarni, shirk keltirmaganlar chopishni boshladi. Hozir imom suyutayotgandek ba'zi vaqtlarda 70 ming odamni chopib tashlashdi. Qisqa muddatda. Mana 70 ming. Qondan daryo bo'lib oqdi. Ayollar, bola chaqalar, yosh bolalar dod faryod qilib yig'lay boshladilar. Har taraf qiyshuv dod faryod bo'lib ketdi. Ammo banislar bir-birini chopyapti. To'xtash yo'q. Nimaga Alloh rozi bo'lsin deb. Qani hozirgi musulmonlar qila oladimi buni? Alloh taolo alakoyaslar keyingi suralarda aytadi. Ey musulmonlar, ey Muhammad alayhisalomning ummati, sizlarga uqtulu anfusakum, o'zlaringizni o'ldiringlar desa, deysa va ma fa'aluhu. Buni qilishmaydi bular deyapti. Musulmonlar qilmaydi. O'zini o'ldirishmas, aytayapman, Alloh yo'liga bir da'vatga chiqsin, ilm o'qisin desa, shunga tayyor bo'la olmayapti shu. O'zini qanday o'ldiradi? Islom endi o'zini o'ldirishni talab qilmaydi ham. Mana jihad desa rangi oqarib ketyapti-ku. Amal qilish yerda tursin, dushman bo'lishyapti-ku Qur'on hadisga. Haqni gapirgan, jihadni gapirganlarga dushman bo'lishyapti. Lekin Bani Isroil mana 70 mingtadan ko'p odamni chopib tashlayapti. Allohga itoat qilib. Shuning uchun Alloh taolo oyatda aytayapti, o'ldiringlar desa, va ma fa'aluhu illa qalil. Juda ozchiligi qiladi. Shu oyat nozil bo'lganda Umar ibn al-Xattob va Abu Bakrlar aytdiki, ya Rasululloh, Bani Isroil bir-birini o'ldirgan bo'lsa, agar bizga o'zlaringizni o'ldiringlar desangiz, o'zimiz o'ldiramiz dedi. Qarang, biz Bani Isroildan ham afzal bo'lishimiz kerak. Umar ibn al-Xattob va Abu Bakrlar aytayaptiki, ya Rasululloh, agar siz bizga o'zingni o'ldir desangiz, o'zimizni o'ldiramiz dedi. Shu darajada itoatini ko'rsatdi Rasululloh. Biz ham Bani Isroildan afzal bo'lishligimiz uchun mana bu darajada itoatkor bo'lishligimiz kerak. Bo'lmasam biz Bani Isroildan afzalmiz deyishlikka haqqimiz yo'q. Ular oldingi oyatlarda ko'rdingizki, yoppasiga hijrat qilishdi. Hijratda hech o'ylanib o'tirmadi, Musa alayhissalomga itoat qildi, butun Misr ahli hijrat qildi. Mana endi yoppasiga o'ldiryapti endi. O'zini qarindoshlarini. Ba'zan o'g'li to'g'ri kelyapti qilichiga, ba'zan dadasi to'g'ri kelyapti, ba'zan ukasi to'g'ri kelyapti. Chopyapti lekin. Itoat qiling. Hozirgi yahudiylar biz ota-bolamizga ergashamiz deydi, ota-bobosiga ergashsa nimaga shariatga itoat qilmayapti bular? Qarang, hammaga ibrat bu. Keyin Musa alayhissalom Allohga sajda qildilar. Ya Rabbi, Bani Isroilni kechirgin. Tavbasini qabul qilgin. Agar bularga muhlat bersang, qirib tashlaydi bir-birini. Ay Alloh rozi bo'lsin deb qaragani yo'q, nechta odam o'lyapti. Nima bo'lyapti? Nechta kishi qolyapti demayapti. Shirk keltirganlar ko'p edi. Shirk keltirmaganlar oz edi. Shuning uchun qatl qilinyapti. Musa alayhissalom aytilar, "Yo Alloh, bular bir-birini qirib tashlaydi bular. Tavbalarini qabul qilgin" deb sajda qilib Allohga yig'ladilar. Alloh taolo o'kishini duosini qabul qildi. Alloh taolo aytdiki, "Bani Isroilga aytgin, ularning tavbasini qabul qildim" dedi. Va tabi alaykum, shunda Musa alayhissalom, "Ey Bani Isroil, to'xtanglar, to'xtanglar" dedilar. Darrov shuni yondagilar butun Bani Isroilga eshitiryaptiki, "To'xtanglar, to'xtatinglar, bas, Alloh taolo tavbalaringizni qabul qildi." To'xtatildi. Shunda endi bir dahshatli bir manzara tasavvur qiling siz. Chopganlar Allohga itoat qildi, qalbiga bir huzun keldi, bir xafalik keldi. Birodarlarimizni chopdik, o'ldirildi, qatl qilindi. Shunda Alloh taolo Musa alayhissalomga aytdiki, qatl qilganlar Allohning hukmini bajarganligi uchun ularga g'ozilik bir savobi berildi, qatl qilinganlarga shahidlik savobi berildi. Degandagi hammalari xursand bo'lishdi, alhamdulillah. Qarang, Allohga itoat qilsa,
Allah Teala günahlarını keçirip katta savaplar verir. İki tarafı yan savap verdi Allah Teala. Yani bu katta imtihandan necat tapkan halette çıktı ben İsrail. İlimsizliği de sahabeden katta hatalar kılı yaptı. Lekin itaat karın, hani itaat kılışı yaptı. İnnehu huvettevvaburrahim. Elbette o Allah Teala uzı tavbelerini köp kabul kılıcı mehribandır. Allah Teala hemme ilan kılı yaptı. Allah Teala tavbelerini köp kabul kılıcı zat. Kim ne mi günahlı gelmişse tavbaksını Allah Teala keçirerdi onu. Tavbasını kabul kılardı. Ve anadan tuğulgen diye paş paş izahılardı. Rahimdir, mehribandır Allah Teala. Daima Allah Teala bizi uzüge çakır yaptı. Hazır mesela adamlarından eşit kalasız, Yahudiler dinine mahkemeken, bir insan Yahudili dininden çıksa Yahudiler öldürüp giderken ona, at geçerken dedi, Yahudilere mertedi ki kim bizi dinimizden çıksa onun hükmü katıl dedi. Bu yaptı doğru tarafı yan var, ne doğru tarafı yan var. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı da, kimi ki dinden çıksa, o kafir buladı, katıl kılınadı. Bu doğru yap. Ama hazır Yahudilerdi. Yahudilikten çıkan da katıl kılıçlığı ne doğru? Demek çünkü hazır Yahudilikini Musa Aleyhisselam'ın şeriatıya hiç kendi alakası yok. Hazır Yahudilik ozu şirk. Bunlar da ozuya katıl vacib bu yani. Hazır Yahudiler Musa Aleyhisselam'ın şeriatıya göre Tevrat hükmüye göre bunlar müşrik bunlar. Şirk geldirildi ve onlar da tavbası kabul kılıçlığı için hem tavbak kılıçlığı gerek hem katıl kılıçlığı gerek. Şimdi Allah Teala onlara yine merhamet kılıp İslam'da yönetti ki sizler İslam'a giriyorlar. Fakat yine tavbe kılıçlıklarız İslam'da kabul kılıçlarından geçirirlerdi. Katıl kılınmeseler de yaptı. Yani İslam onlar için bir merhamet bu yaptı. Bu merhamet yetkiliğin çöntürün onları ya. Ve hazırki Yahudilerine ettin ki sizler uzlarınızı, şeriyetleriz, dinleriz, peygamberleriz, kitablarınızı hükmüye göre katıl kılınışları sarz bu yansılardı. Çünkü şirk kültürü yapsılar. Bana Allah Teala başka ayetlerde de yaptı. Haletil Yahudu Uzeyr ibnullah. Yahudlar etti ki Uzeyr Allah'ın oğlu deyişti. Bana şirk, en katta şirk. Bundan başka şirklerle tolibi atıp da küfürleri. Şimdi yani biz İslam dini bilen onlara merhamet yönünü gösterdi yaptı. Ey Yahudiler, keliler. Tabakiler bütün günahlarınızdan İslam'da kabul kıyırlar. Anadan tuğulgenliği pak pak bize burasılar diyemiz. Ben İsrail yine kette halattan öttü mü? Yine yukarıda etken deyik. وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَا اُمِّ رَبِّكُمْ عَظِيمٍ Bu kette bir musibeti de onlarda buzak ibadet kılışıyor ve öldürülüş diye kette musibet. Ve Allah Teala onlarda keçirgen diye kette bir nimetidir. Lekin ben İsrail yine cahil bu genlik için, ilimsiz bu genlik için zaman öttü biraz. Yine bir katta hata kılıçtı. Ve iz kultum Allah Teala onları gizleti yaptı. Esneyler öyle ben İsrail esneyler. O şende sizler bana bunu ne dediler? Ya Musa len nu'mine leke. Ey Musa biz seni hiç kasa iman kiltemiyoruz. Hani len diş yaptı. Len nu'mine de takipleş yaptı. Ey Musa bilip koy biz seni hiç kasa iman kiltemiyoruz diye yaptı. Şunca yaptı ki Musa Aleyhisselam'ın bereketinden o kişinin sebebinden Firavun'dan kurtuluştu. Dengizler açıldı. Buzak parası, but parası kalışıyordu. Allah geçirdi onlardı. Yine zaman ütkenden gidiyordu unutuyor. Yani cahil millet için değil burası. Çünkü için daim etemiz aldığın milleti terbiye kılıçtık kere. İnsanlardı talim terbiyesinden şuurlanın. Onlara ilim öğretin. Bu mesela siz cahil milletine hiç yeri varamıyorsunuz. Hatta Musa Aleyhisselam Allah büyürgendik hareket kılamadılar ki. Allah Teala Musa Aleyhisselam tirigliği de hala ki yenge ayetlerde kilerdi. Felestin'e kirişlikke büyürgen edir. Felestin'e kiriler. Felestin'de alıyorlar. Azat kiriler de geledi. Peki ben İsrail var mıydı? Ya Musa o zin var dedi. Var o zin Rabbim ile cankıl. Biz ette kütüb oturamız seni. Galip bu geninden ki bizim kirip varamız de işte. Şimdiden onların sebebi de Musa Aleyhisselam ile hem Felestin'e varamadılar ki. Şunlardan biriye kapı ettiler. Uzunlu davet, tebliğ, vazifelerini mükemmel beceriyordu. Diyor ki, kavim yürümeden ki peygamber uzun kefemliydi ki Allah sallallahu aleyhi tesavvur kılıyım mesela Muhammed Aleyhisselam Mekke'ni fethi mahçubuysa sahabeler biz barmıyımız, o yüzden barıp can kılıyım diye sana ne bunlar dedi. Mekke fethi bulmasın diye ki. Felestin'in fethi buluş gerekirdi. Peki ben İsrail etti, Musa uzun var, biz barmıyımız dedi. Çünkü Felestin kavim düşündüğünü gitse.
Musa aleyhisselam Falestin'e barılmadılar, vefat kıldılar. Kim buldu bu narsa? Falestin kim fethi buldu? Musa aleyhisselam'dan kim? Demek bana eğer kavm, millet cahil olsa, talim terbiyeden mahrum olsa, Kur'an-ı Hadis'i bilmese, siz eğer Musa aleyhisselam bu sizden fethi kılarmıyorsunuz. Musa aleyhisselam bu sizden fethi kılarmıyorsunuz. Hicret kılışız mümkün. Yani her kademde musibet, her kademde katta hata. Bir hataları keçirilgenden ki yine bir tek katta hata kılışı yaptı. Açtık, ey Musa biz hiç kaçan senge işemeyimiz, iman getirmeyimiz. Hatta nerallaha cehraten, Allah Teala'nın açıkçası kürgünümüzye kadar. Allah dışında iki yüzümüzden köremiz, ki senge işelemiz değişti. Yani ortalarda fitne buldu. Hazreti Bey'de suyuti ettiler ki, ular hatalardan ki, Allah'a özür elçiliği için Musa Aleyhisselam'dan birine bağırdı. Musa Aleyhisselam Allah'la gepleşti. Allah'ın kelamını işitkenden ki onlar haddiden aşıp biz kelamını işitiyoruz ama bilmiyoruz katten geliyordu bu kelam. Allah'ın körelik ki şu Allah'ın kelamı yıkanırken işenemiz deyişti. Sen işenmeyimiz deyişti. Öyle. Sen kelamını işitiyorsan şunu uzun katta nimet ki bu Allah'ın kelamını işitiyorsan sen. Bu bir tefsir. Ama başka tefsirlerde şimdikilerde ki yukarıda etkende ortadan zaman öttü. Onu çıktı insanlar. Ki içilerde yine fitne başlandı. Münafıklar ve cahillikte üçüge çıkan insanlar gepler kaçtı ki Musa hadip Allah aitti, Allah aitti diye diyor. Peki biz katten bilemiz Allah aitti yaptı mı, etme yaptı mı? Hakikaten bunu Allah aitti yaptı mı, etme yaptı mı? Biz uzumuzdan işleyelim bunu. Bizden şunu şahidi buluyoruz. Bu fitne kılıçtı. Musa Aleyhisselam'ı kıynadı onlar. Ey Musa sen bize hükümlerde et yapsan, Allah et yaptı diye yapsan o. Ama bize mi işleyelim? Musa Aleyhisselam'a kekenler uzuna etmedi de adamlar fitne kılıyordu. İşen miyimiz? Belki uzundan çıkarıp et yaptırırken dur. Değişti. Yahut da Mekke müşrikleri peygamberimizin etken aziyetli geplerini getirişti. Ama bunlar Musa Aleyhisselam'ın ümmeti bunlar. Sahabaların faziletine görün ki sahabalar peygamberimizin önünde aziyet vermediler. Peygamberimiz ne verirse kabul kıladılar. Ben sahabeler mucize talep kıldı. Bas bu kadar. Lekin ey Muhammed biz seni işenme yaptız. Ya ki çüntürelme yapsam değişmedi. Lekin ben İsrail Musa Aleyhisselam'ın yazıyet bir işte. Musa seni çüntürelme yapsam. Biz çünme yapsak öpne seni. Kingi adlarda şahidi bulur asılar. Ki Musa Aleyhisselam ettiler bu mesela işlerden en akıllı, en bilimli insanları tenliler. Lekin ki onlar en akıllı, en ilimli insanları da tenleşti. Kim bunlardan alıp Tur Tağı'ya gittiler Musa Aleyhisselam. Tur Tağı'ya vardılar ve Musa Aleyhisselam Allah'la gepleşe yaptı, bunlar eşit yaptı. Yani Allah'ın kelamını eşitken o bir katta nimet idi. Bunlar kursan buluşup, biz hata, biz Allah bizi kesirsin, ya Musa sizden bizi kesinin, biz hakkımızı istiğfar edin, deyip tavba kılıçtı onu ya, nimet işti, ey Musa, biz Allah'ı görmesek işemeyiniz deyişti. Yani, görüşümüz genelde. Musa Aleyhisselam'ın ozu görmeydi ki seni de kanlı yakılıp göresen. Ha? Musa Aleyhisselam'ın ozu görmeydi. Allah-u Teala etkilen teranimini görmeysen. Ne demek görmeyimiz Allah-u Teala'nın dünyada? Bağdaş görmeyimiz. Tehammül görmeyimiz. Şunun için kıyamette Allah-u Teala bize Allah-u Teala bir katta bir kuvvet bilen o şekilde kuvvet bilen kin Allah'ı görmemiz biz. Bu mesela bu halatımızı görmeyimiz. Eğilip gitmemiz, perselenip gitmemiz. Eğer Allah-u Teala bizi görme diyen bize. Ayette Allah-u Teala haber verildi ki, takka görmedi, perselenip gitti ki, Musa arasından 500 bölüm yıkıldılar. Musa'ya görünmedi, takka göründü Allah-u Teala. Tabi ki perçe perçe öp gitgenler ki insan hiç berdaş kılamaydı. Ama kıyamette ise Allah-u Teala bize has bir kuvvet verildi. Şunun için kör alemiz. Allah-u Teala hemimiz gene sıksın Allah-u Teala'nı görüştü. Şimdi Musa Aleyhisselam ettiler, gündeyi kimiyeler? Sizler ne diyorsunuz? Öyle yapar yapsınlar mı? Sizler Allah'ın kelamını işitmek istediler, işittiler biz. Ben gördüler ki, özümden doku gelmiyor, Allah tarafından kele yaptıyken. Haddilerini aşmıyorlardı ama onlar dedi ki, yok. Biz Allah tarafından açıkçası yekülmesek, işemeyim mi senge? Diyenler ki, Allah tarafından gazap kıldı. فَخَذَتْكُمُ السَّائِقَةُ Sizlerin sayıka tuttu diye yaptı Allah tarafından. Asmandan o düştü. Bir de İmam-ı Suyuti sayha dediler. Sayha diyen kıçkırığı diyene. Kattığı bir avaz diyene. Lekin sayhanın
Asıl manası ottu yani. Osmondan ot düştü. Çakmak koşuyanda, çakmak olasın ham ot, ham avaz vardı ki kars diyen, bize katlı bir avaz çıkardı. Çünkü Suyuti'ne tahsili bir taraftan doğru yani. Lakin aslında bunu ot düşse yaşı bulandı. Söyledi mi? Nârun nâziletun ve lehâ sayhatun şedîde. Osmondan çıkan ot ve bize katlı bir avazı vardı ise en doğru tahsil bulandı. Ve bunlar yanıp gittiler. Hemen halak oldu. Yani en akıllı insanların halatı çubası başkalarını tasavvur kılırın yandı. Başka avamların halatını ne? Yani Musa Aleyhisselam yakançalı kıyım bunu yandı. İbrat bu, bizge ders bu. Cahil insanların eşki bu miydi? Şunun için İmam-ı Şafii derler ki, ben her kim bile münazara kılaman ve inşallah galip bulaman. Ama cahilge mağlup bulaman. Cahimle münazara kılamayayım ben de gerekenler. Ve o şey, aldığında halifeler zamanında bir katta kazı varken takvada halife çakırı bu kişini siz katta alın varken kazı bulayım dediniz. Bu kişi kabul kılmak diyor, ben kazı bulmayayım ben. Yani hükümet siyasetki erleşmeyeyim ben. Çünkü hatalar köp siyaset içi de biz Allah'tan korkarız. Şimdi patça oylanıp kaptı. Şimdi vazirler etti ki bunu yola alsan. Bu alımda kanak kardeşin kötüden işte cahil derp gelip adıya kanak koyun. Ki bu katta alındı kanakta koyuptu da kötüden işte cahil derp gelip adıya kıp koyuptu. Üç günden ki kazı yanına yaptı yani alın. İltimas beni şuradan kutkarıyorlar. Ne madeseniz kılaman. Kazı dediğim kabul kılaman. Ben sevke teyirmen. Ama şu cahillerden kutkarıyorlar. Cahil dişi kıyın nihayette. Siz bağdan kılarız, tağdan kılarız. Ha bu illa tağdan kılarken de tağdan kılarsınız, bağdan kılıştı başlayın. Çüntelmezsiniz. Hadi yine bir gel bak ki buradan bir adam gel Leyli ve Mecnun'un kıssasını çüntelerdiyken kısa bitken derken işte ki adam hala durup kaysını ise erkek bulardı diyerek. Leyli ve Mecnun'un kaysını ise erkek bulardı. Yani şunca kısa kim gayetlendi? Neme gayetlendi? Yani İsrail cahildi. Çünkü Firavunlar da şimdi cahil oldu. Hazırlamadan kafirler Amerika Rus Müslümanlar ki aynı nesini kılıyordu. Firavun da işini kılıyordu. Müslümanlar da cahil kılıyordu. Medreselerde bir kişi yaptı, ulamalar da yok et yaptı. Müslümanlar da cahil halat keteşe yaptı. Müslümanlara münge kursan. Medresede okuştu hala mıydı? Ulamalardan talim alıştı hala mıydı? Hemmesi uzunca Allah'a bugün. Ama haberi yok ki Firavunlar da oyunu ya dairesi ya çiğ yaptı bunlar. Elden yaptı. Şunun için Müslümanlar hani Afganistan'da ayakta turistli İslami hükümet kuramadı. Değil mi bu? Bu mu? Yani cahil millet. Bilmiydi. Libya'da turdu ayakta. İslami hükümet kuramızı. Kan İslami hükümeti yok. Yine demek ki diye. Tunis'te turdu yok. Cezayir'de turdu yok. Hani Suriye'de turdu Allah biladı. Suriyelik alımlarda uzatıyordu ki 190 neticesi demokratiye bulandı. Millet cahil. Hani köle yaptı Suriyeliler kili yaptı karim. Namazını bilmedi namazını. Bu millet hani kılıyordu ki İslami hükümet kuradı. Akidesini bilmedi. Tavhitti hiç bilmedi tavhitti. Muhacirler gelmedi Suriyeliler kili muhacirler gel. Akideden ders kılıyorsunlar mı? Mesela o ne var o dedi. Ettim hazırda şey yapsınlar mı? Tabii ne var o dedi. Ki alım içinden gel, hani alım çelere gittim damlalara gel. Yani bunlar ki akideden ders kılmıyorsunlar mı? Sen kiin Allah'a da eten mi sizi yedin? Ne hayran buldum bunu, ne var sana Allah'a da eten mi? Kiin taşkarıya çıkanımızdan ki etedi, biz bunlar ki akideden ders birine yapıyoruz, fitne bulmasın dedi. Ettim ne var diyenler bu? Kan değilim akideden ders bulsa fitne bulalım. Yok fitne bulalım dedi. Şunun için bizi men kılışken akideden ders vermiyorlar. Fakat şu fikirden ders vermiyorlar. İşte taharattan, namazdan. Cihatlı fikirden. Karın, milleti harat şu. Akide örgütgeni korsa bunlar ya. Ula kan da yakını vete İslam hükümet kılardılar. Kan da yakını dinge hizmet kılardı. Şunun için insanlarda terbiye kılıştık kere. Dinini örgütsin. Ana ondan kiyin ula dinini örgütse, Kur'an hadisinde maharetini örgütse, içilerden kiyin Ebu Bekir, Umar, Ali, Osmanlar çıkardı kiyin. Ki ula da yeteleşki hacatıya uzlarda yürünü tabi getirdi. Bana ben İsrail kareyim. Allah-u Teala şunun yüce eti yaptı bize. Küzler zasileri Müslümanlar. Bu hatalarda kim eylesinler?
Ve Nisa çünkü mucizelerde görüp düzelme yaptı. Yine hata kılı yaptı. Olsa hiç doğru kirlendir mi şu? Allah azap kıldı, ot nazır buldu, yanıp gitmez. Ve entum tenzurun diye yaptı Allah Teala. Ve sizler karep türüpsüler diye yaptı. Birbirini yanı yaptır kendini körü yaptılar. Allah Teala onu bilip durup kasten kılı yaptı ki birbirini yanı yaptır kendini ve yanı kül bulup otun bulup yıkır yaptır kendini körüp hemesi özleşirdi. Musa Aleyhisselam kaldı. Musa Aleyhisselam hayran. Yine Musa Aleyhisselam dua kıldılar. Ya Rabbi, keçir ki bunlar cahil millet. O din keçir. Sen bunları bana helak kıldın. Eğer ben hazır şimdi kayıtıp varsam, ben İsrail ne dedi? Musa gibi biz en akıllı insanlarımızı, ahlumlarımızı koşup cüret olduk. Allah'ın kelamını eşitkesindir. Bunlar hani teşirgeni barışkeni, müfettişler olar. Hakikaten Musa Allah'tan gepleşerdi mi, gepleşmeyerdi mi? Musa abadı hemen öldürüp geldi. Bana haklı yaşırdı. Şahitlerde öldürdü dedi. Hani için tırası ki bunlara? Ya Rabbi uzun keçir bunlardı. Cahil millet. Biz Musa Aleyhisselam yerlerine dua kıldılar. ثُمَّ بَعَسْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِي مَوْتِكُمْ كِيِنْ دِيَبْتَ اللّٰهُ تَعَلَى Ölgenlerinizden kiyin yine sizler de kayıt ettirildik. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Şayet ki şükür kısalar yedir. Gelin. Tırıldı bunlar. Ve tırılgenden kiyin yine hammesi akıllı bulup kalıştı. Huzurcu takvadar bulup ki Musa Aleyhisselam'a kayıt gelişti. Kiyin hagen kavimler geçti Musa. Hakikaten Allah'ın gefleş ettiyken biz bir hata kıldık, Allah'ı göremiz diyorduk, ot nazır buldu, yanıp gittik. Falancını yanı yaptırırken de uz gözüm bile gördüm. Sonra dedi ki, benim seni yanı yaptırırken de gördüm. Ve hendim tenzurun diye yaptı ki, Allah'ın hikmetini kareyim. Hemen bir tane görüp kalsa, bunu görmese, bunlar açışı mümkün. Biz uhlatı koydu belki. Belki Musa bizi sihirlep koydu diye şey mümkün. Her nasıl bu iş mümkün? Cahil millet. Çünkü hiç Allah'tan birbirini kürsetken halette onları öldürdü. Ve yine kaydettirildi. Yine bitti mucize böyle yaptı. Bu arada etti ki ahmesi yaşayıp kalıştı ama vaktin çelikke. Yani şu iki de tefsir buldu. Biri Musa Aleyhisselam'da uzlar için teşhir mahşubu yani ikincisi Suyuti'nin etkenliği üzül etkeni. Suyuti'nin tefsirden göre bu tefsir arzı. Demek ki üzül açtığı ki haceti yok. Çünkü ötken ayette Allah Teala etti. فَتَابَ عَلَيْكُمْ Tavvalarınızı kabul kıldı dedi. Yine tekrar yine üzül açtın değil mi? Kendine gibi arayındı. Düşündünüz mü? Bunlar kimse hem Allah Teala onların üzülünü kabul kıldı. Bu birinci. İkinciden hani ki dehşetli manzara ve ki onlarda Allah Teala tavvalarını kabul kıyanlığı halatı da insanlar güzel bir tahsillengen. İmanı ziyade duyan halatıdır. Bu halette bir deneye kiptirip bir deneye dankörlük kimiydi insan? Hem insan tabiat şundik. Bir mucize, bir katta bir keramet, bir katta hadisene körgende bir neçe gün geçe yaşayıp kaladığı nazıda. Şunun için bunlar üzül etkene kiptirip bir deneye lan nü'mine leke hatta ne Allah'a cehraten deyişliği doğru kimiydi vakiyelik ya? Şimdi mi? Aradan bir vakit öttü. Sıkayetten biraz aradan vakit ötkene gelirseniz o vakiyelerde kalın Allah Teala her ayette başka başka vakiyelerde diyordu. Şu sayfanın onun başında Firavun'da harleştikten başladı. Ki Firavun'da garip bu yanı, Firavun'da harleştikten garip bu yanın ortasında kanca vakit var. Ki Musa Aleyhisselam'ın bir vaadeleşkeni Turtağı yekiğinde Firavun'da garip bu yanın ortasında kanca zaman var. Musa Aleyhisselam Turtağı yekiğinde ki in getirip kavmeyi özlerge zulüm kıldılar işte. Buzakta ibadet kıldılar diye yaptı. İkerasının ortasında kança fark var. Samanöt yaptı. Doğru mu? Şimdi bu yan şunlik. Ular birbirini öldürgenliği bilen kaptırıp yana Musa'ya biz Allah'ta kör günümüzde kadar sen geçemeyemiz diyenliğin ortasında zaman ötken. Vakit öttü. Şunun için o şey tefsir afzal Suyuti'nin ikiden göre. Bu hakikatlerini örgenip ve Yahud Nasraniler'e, Müslümanlar'e, bütün insaniyet'e örgatıp davet kılıçlık nimetini Allah-u Teala hemimizde nasip kısın.